İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün Dünya Mülteciler Günü. Dünyada mülteci, sığınmacı, göçmen adı altında doğup büyüdüğü ülkesini terk etmek zorunda kalan 80 milyon dolayındaki insandan söz ediyoruz. Bugün Avrupa'da başlangıçta misafir işçi, şimdi ise göçmen denilen kaç milyon Türkiyeli göçmen yaşıyor? Bunlar ülkelerini isteyerek mi terk edip dilini, dinini, inancını, kültürünü bilmediği bu ülkelere geldiler? Cevabı size bırakıyoruz. Ama mülteci sorunu derken bu 80 milyonu ülkesini terk etmek zorunda bırakan bu insanlara sınırlarını kapatan ya da bu insanları sorun haline getirirken aynı zamanda bunların sorunlarını istismar ederek onları iç ve dış politikanın, ekonomik politikaların malzemesi yapan emperyalist güçler ve onların her ülkedeki işbirlikçisi yerel gerici güçlerin insanlığa nasıl insanlık dışı bir bugün ve gelecek sunduklarından söz ediyoruz bunu çok söylüyoruz ama bugün vesilesiyle bir kez daha söyleyelim ki hiçbir insan doğup büyüdüğü toprakları, ailesini, yakınlarını, dostlarını, arkadaşlarını, çocukluğunu, gençlik anılarını geride bırakarak çoğu zaman ölüm yolculuğuna çıkma anlamına da gelen başka ülkelerde gelecek aramak için yollara düşmez. Kısacası mülteciler canları öyle istediği için yola çıkan seyyahlar ya da macera perestler değil. Tersine onları yerinden, yurdundan söküp savuracak kadar güçlü nedenler vardır ki sömürgecilikle başlayan ve emperyalizm çağıyla daha da sistemleştirilerek Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın Yer altı ve üstü servetlerinin yağmalanması amacıyla yürütülen savaşların, iç savaşların, askeri darbelerin, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların yol açtığı birbiriyle iççe geçmiş sayısız neden vardır. Son yıllarda bu sebeplere küresel ısınma da eklendi bunlar da önümüzdeki yıllarda insanlık tarihinin en büyük göç hareketinin büyüyerek sürmesini kaçınılmaz hale getirecek. Çıkardıkları iç savaşlarla ki ilk aklımıza gelenler Irak, Suriye, Afganistan çatışmaların sürdüğü ülkelere silah satarak örneğin Mısır teşvik primli ihracat ürünleriyle mal gönderdikleri ülkelerde çiftçileri iflas ettirerek yaşanamaz hale getirdikleri ülkelerdeki insanları kaçmak zorunda bırakan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleridir. Bu sorunun suçlusu olan bu ülkeler mültecilerin kendi ülkelerine gelmelerini engellemek için sadece yasalarla önlem almakla kalmadılar. İlk çağlardaki gibi ülkelerini mültecilerden korumak için Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırına. Avrupa Birliği ise Türkiye Yunanistan sınırına duvar ördü. Örmeye de devam ediyor. 27 Avrupa Birliği ülkesinin İçişleri Bakanları geçtiğimiz Perşembe günü Lüksemburg'da yapılan zirvede iltica reformu konusunda anlaşmaya vardı. Düzenlemeye göre kara ve deniz yoluyla Avrupa Birliği'nin sınır ülkelerine gelenler için tutuklama kamplarına benzer sığınmacı kampları kurulacak. Bu kamplara ulaşmayı başaranların büyük çoğunluğu geldikleri veya gelirken ayak bastıkları ülkelere geri gönderilecek. İşte Avrupa Birliği değerleri denilen şeyin ne olduğu kazındıkça anlaşılır hale geliyor. Yeşiller hükümetteyken her şey mümkün değerli dinleyiciler. Önce Hartz 4 ve Kosova Savaşı. Şimdi antisosyal ısınma yasaları, Avrupa Birliği iltica yasasının feshi, Katar'dan gaz. Annelena Baerbock ve Robert Habeck CSU'nun başaramadığını başarıyor. Almanya her şey mümkün. 2021 genel seçimlerinde Yeşillerin programının başlığı buydu. Gerçekten de yeşillerin programında her zaman çok şey vardır. Hartz 4'ün yürürlüğe girmesine yardımcı oldular ve Alman silahlı kuvvetlerinin ilk yabancı konuşlanmasını sağladılar. İnsan haklarını ihlal eden bir ülke olan Katar'dan gaz tedarik ettiler. Başlangıçta antisosyal ve daha sonra etkisiz bir ısıtma yasası sundular ve hükümet tarafında Horst Seehofer ve CSU tarafından zorlandığında çok güçlü bir şekilde protesto ettikleri Avrupa iltica yasasının sertleştirilmesini desteklediler. Değerli dinleyiciler bu yorum için Evrensel Gazetesi yazarı İhsan Çaralandan yararlandık. Merakla kalın.